Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bir araya geldiler ve 2 yıldır donmuş durumdaki barış görüşmelerini yeniden başlatabileceklerine dair bir işaret vermiş oldular. Ama acaba mevcut siyasi konjonktür, çözümsüzlük statükosunun Birleşmiş Milletler parametrelerinde değişmesine olanak veriyor mu? Türkiye'nin Kıbrıs açıklarını doğalgaz arama faaliyetleri bu süreçlere, barış sürecine nasıl etki ediyor ya da edebilir? İşte bu soruları Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden siyaset bilimci akademisyen Sertaç Sonan'a soracağız. Merhaba Sayın Sonan. Hemen sorayım ben sorumu size. Akıncı ve Anastasiadis görüştükten sonra bize şu anda en azından bir yazılı açıklama ulaştı ve deniyor ki sonbaharda işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le üçlü bir toplantı yapmaya hazırız. Bu ne anlama geliyor? Bu toplantı ne kadar önemli? Şöyle söyleyeyim. Bence bunu bir müzakerelerin yine başlayacağına dair umut ışığı olarak algılamamız mümkün. Çünkü şöyle bir durum var. Gerek Sayın Akıncı'nın daha önce yapmış olduğu şeye bakarsak açıklamalara, gerekse Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yaptığı açıklamalara. Yani çok da böyle Rum tarafının işte zamana oynamaya yönelik, Anastasiadis'in zamana oynamaya yönelik tavrını tolere edecek gibi görünmüyorlardı. Yani benim bundan anladığım Anastasiadis Sayın Akıncı'ya belli bir şey işaretler verdi. Yani neydi hatırlayacaksınız, esas sıkıntı nerede? Eşitlik konusunda, siyasal eşitlik ve kararlara etkin katılımı Kıbrıslı Türklerin. Burada kırılmıştı, kırılma burada yaşanmıştı Crans-Montana'da. Dolayısıyla bence o konuda geçmiş mutabakatlara geri dönebileceğinin sinyalini verdi Anastasiadis. Bu olmamış olsaydı kanaatimce Sayın Akıncı bu yola tekrar girmeyecekti. Peki. Ama bu yani benim şu anda ilk izlenimim. O şekilde de ifade edeyim. Peki sanıyorum biz yayına girmeden kısa süre önce Sayın Akıncı da bir basın toplantısı düzenledi. Yani onun açıklamaları evet. da buna mı işaret ediyor? Yani kendisini ümit var gördünüz mü? Yani temkinli bir, ihtiyatlı bir iyimserlik var gibi geldi bana. Üç ana başlıkta konuşulduğunu ifade etti. Bunlardan bir tanesi özlü konulardı. Ki işte sanırım orada da temel nokta bu siyasal eşitlik konusuydu. Bunun yanında hidrokarbonlar ve güven artırıcı önlemler konusunda konuştuklarını söyledi. Bu konularda bazı detaylar da verdi. Samimi bir görüşme olduğundan altını çizdi. Zaten 3-3,5 saat sürdü toplantı ve iki lider baş başa yaptılar bu toplantıyı. Yanlarında herhangi biri yoktu. Ve daha önce dediğim gibi Sayın Akıncı'nın defaatle ifade ettiği nokta, yani bu bir zemin yoklama toplantısıdır aslında. Gerçekten bizim hassas olduğumuz noktalarda esneklik gösterecekse Sayın Anastasiadis bunu anlamaya çalışacağım demişti Sayın Akıncı. Ve tabii dediğim gibi buradaki şey kilit nokta siyasal eşitlik konusu. Dolayısıyla sanırım o konuda bir ışık aldı Sayın Akıncı. Peki şunu sorabilir miyim? Yani bakalım güzel ifade edebilecek miyim açıkçası emin değilim ama şimdi Sayın Akıncı bilebildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler parametreleri de sahip çıkarak iki toplumlu federal yapı için çaba gösteren bir lider. Sizin söylediğiniz evet. gibi o süreçte de daha önceki Crans-Montana'da İsviçre'de 2017'de çözüme ulaşamadan sonuçlanan görüşmeleri de atıfla söylüyorum. Tabii asıl mesele sizin de söylediğiniz gibi siyasal eşitlik, kararlara Türk tarafının da katılabilmesiydi. Oralardan sonuç çıkmamıştı. Ama biz o görüşmelerden sonra, belki biraz öncesinden de başlayarak, Anastasiadis'in çok da bu Birleşmiş Milletler parametrelerindeki bu iki toplumlu federal yapı için hevesli olmayabileceğini düşünmeye başladık. Hatta Kıbrıslı muhatabını, yani Sayın Akıncı'yı atlamayı da göze alarak, tabii doğrudan Türkiye ile de görüşemez ama belki aracılarla Ankara ile başka
hani görüşmeler de yapabileceğini, başka formülleri de açık olduğunu sinyalleri verdi gibi ki aynı şekilde Ankara'da sanki özellikle her tür öneriye açığız vurgusu yaparak sanki tabii resmen bunu açık kimse deklare etmiyor ama hani farklı formüllerde konuşulabilirmiş gibi izliyorduk. Ne dersiniz? Yani tabii, tabii. Akıncı yalnız mı bu süreçte? Güzel soru aslında o. Yani bir noktada aslında yalnız gibi Sayın Akıncı. Yani tutarlı bir şekilde federasyon konusunda devam edilmesi gerektiğini söyleyen sadece Akıncı kalmış durumda. Tabii şeyi de eklemek lazım. Buradaki siyasal partilerden ana muhalefet partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi de hala aynı pozisyonda. Ama şeye bakarsak, bizim şu andaki hükümete bakarsak, yani gerek büyük ortak UBP, geleneksel olarak zaten o federasyona karşı olan bir parti. Yani her ne kadar bunu nasıl diyeyim, şey demiyorsa, biz karşıyız federasyona demiyorsa da. Tabii resmi pozisyon olarak kimse bunu açıkça söylemek istemiyor. Şey evet. Aslında KKTC'nin statüsünün devam etmesi. Peki. Aynı şeyleri söylüyor. Yani farklı modellerden bahsediyor. Ama bu noktada benim düşüncem şudur. Yani siz de bahsettiğiniz Anastasiadis de bazı şeyleri ifade etti. En azından kapalı kapılar arkasında. Yani farklı modellerin gündeme gelebileceğini. Ama bana öyle geliyor ki bu sadece bir şeydi. Zaman kazanma taktiği. Yani ben samimi bir şekilde iki ayrı devleti ya da konfederasyonu konuşabileceğini Anastasiadis'in düşünmüyorum. Dolayısıyla biraz zaman kazanma, biraz üzerindeki baskıyı azaltmak için ifade ettiği şeylerdi bunlar. Hatta belki biraz daha ileriye giderek yani bir tuzak olarak da nitelendirmek mümkün bunu. Çünkü hiçbir şeyde yani resmi ağızdan hiçbir zaman kabul etmedi böyle bir şey söylediğini. Ve en fazla dile getirdiği desentralize federasyon. Yani geleneksel aslında Kıbrıslı Türklerin geleneksel pozisyonuna daha uygun bir model öneriyor. Yani nedir bu desentralizasyon? Merkezi devlet daha zayıf olacak, kanatlar daha güçlü olacak. Ve bunu bugünkü basın toplantısında tekrardan ifade etti Akıncı. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şeydir dedi. O zaman... Tabii buradaki şey, bir şeyin altını çizeyim. Yine Sayın Akıncı'nın yaptığı basın toplantısından. Üç şey söylüyor Akıncı. Gerçek anlamda müzakerelere dönülebilmesi için üç noktada uzlaşı olması gerektiğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi 11 Şubat 2014 belgesi. Anastasiadis ile Eroğlu arasında imzalanan. 30 Haziran Guterres çerçevesi, yani son Crans-Montana'da ortaya çıkan çerçeve. Ve üçüncü olarak da iki tarafın Crans-Montana'ya kadar üzerinde uzlaştıkları mutabakatların, geçmiş mutabakatların kabul edilmesi. Bunların hepsi dönüp dolaşıyor aslında. Şey noktasına geliyor. Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım. Peki bu arada bu süreçte tabii bölge gergin, Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerine uluslararası da tepki oldu ama Türkiye'de kararlılıkla devam ediyor. Bu süreç nasıl etkiliyor? Yani belki adanın günlük yaşamı açısından çok büyük etkisi olmuyordur şu aşamada ama herhalde taraflara bu süreçte görüşmeler yaparken bir baskı unsuru olarak Türkiye'nin askeri varlığını da işaret ettiği için önemlidir. Nasıl değerlendirmek gerekir? Kesinlikle. Zaten eğer Anastasiadis 2017'de Crans-Montana'da geldiği noktadan geri adım atacaksa bence bunun yegane sebebi hidrokarbon konusunda yaşanan gelişmelerdir. Yani Türkiye gittikçe artan bir kararlılıkla gösteriyor. Burada Kıbrıs durumların tek yönlü olarak oldu bittiler yaratamayacaklarını. Ya da eğer böyle bir şey yaparlarsa buna Türkiye'nin mukabele edeceğini. Ve tabii şu da çok önemli bir nokta. Yani 2011'de dahil oldu hidrokarbonlar bu şeyin içerisine, tartışmanın içerisine. Ve o zamandan bu zamana Türkiye kapasitesini ciddi şekilde artırmış durumda. Yani sadece biz de yaparız, biz de ederizden öteye geçmiş durumda.
Yani iki sondaj gemisi var. Hatta şu anda adanın etrafında 4 gemi var. İkisi sürme gemisi, iki sondaj gemisi. Ve tabii ki bunları koruyan deniz kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin uçakları, gemileri var. Dolayısıyla Türkiye çok ciddi bir şekilde kararlılığını gösteriyor burada. Ve dediğim gibi bence eğer bir şey olacaksa, tekrardan görüşmelere dönülecekse bu kararlılık bu değişiklikte önemli bir faktördür. Şunu sorayım, bir yandan da tabii Akıncı'nın üzerinde özelinde diyeyim. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi baskısı olsa gerek siyaseten, iç siyaseti evet. de ilgilendiren, 2020 Nisan'ı için tarihlenen bu seçimler. Yani adaylar belli oldu mu? Mesela biz tabii şöyle şeyler duyuyoruz. CTP içinde de yani ana muhalefet partisi içinde de işte bu kez kendi adayını çıkaracak ama kendi içinde de böyle hafif bir bölünme işaretleri var diye. Yani pozisyonlar da çözüm sürecine ve Türkiye ile ilişkilere yakınlık uzaklık olarak söyleyeyim. Fark gösterebilen, daha doğrusu herkes yakın tabii adada Türkiye'ye ama ilişkiler açısından daha farklı pozisyonlar alabilecek şekilde. Var mı sizin de duyumlarınız? Nasıl gidiyor o süreç? Herhalde yani 9 ay falan var şeye seçime. Dediğiniz gibi Nisan 2020'de ve aslına bakarsanız 5 yıl önce Sayın Akıncı kampanyasını tam da bu zamanlarda başlatmıştı. Yani geleneksel bizim seçim kampanya başlatmıştı. Tabii o zamanın dinamikleriyle de alakalı bir şey. Çünkü kendisi emekliye ayrılmıştı, emeklilikten dönmüştü falan. Şunu söyleyeyim, şu anda net olarak aday olacağını bildiğimiz Kuvvet Özersay var. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. Yani bu yakın zamanda ifade de etti partisinin bir toplantısında. Zaten bütün yaptığı siyasi hamlelerden de okuyabildiğimiz kendisinin böyle bir arzusu olduğu. Zaten siyasete girişi de 2015 yılında bir cumhurbaşkanlığı seçimiyle olmuştu. Dolayısıyla en net görünen Sayın Kurt Özersay'ın Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay'ın aday olacağı. UBP'nin içinde aslında en büyük parti olan UBP'nin içerisinde bir tartışma olduğunu söylemek mümkün. Yani CTP'den ziyade orada bir şey var. Çalkalanma var. Çünkü kulislere yansıyan diyebileceğim koalisyon bir önceki dörtlü koalisyon bozulurken ve işte yeni bir koalisyon UBP-HP koalisyonu kurulurken arkadaki pazarlardan bir tanesinin UBP'nin nispeten zayıf bir aday gösterip yani işte geleneksel olarak aslında genel başkanı giriyor evet. UBP'nin. Yani genel başkanın girmeyip nispeten daha düşük profilli bir adayın gösterilmesi ve dolaylı olarak da olsa Kuvvet Özersay'ın desteklenmesi konusunda bir anlayış olduğu konusunda şeyler vardı. Ki bana da son derece makul geliyor aslında bu. Bunun sonrasında da Sayın Tatar Başbakan çeşitli vesilelerle kendisinin aday olmayacağını söyledi. Ama UBP'nin içerisinde bir takım adaylar var. Bir de UBP çok farklı dinamikleri olan bir parti. Dolayısıyla esas sürprizi ben şeyden bekliyorum, UBP'den bekliyorum. CTP'ye gelirsek, CTP'nin de içinden daha önce CTP Genel Başkanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı yapmış Sayın Talat, Mehmet Ali Talat'ın bazı beyanatları var. Onun da söylediği CTP'nin adayını göstermesi gerektiği. Zaten 2015'te de göstermişti bu arada. ama partinin Birleşik Güçler kanadından birini göstermişti. Ve bu aday Sibel Siber de çok da fazla parti tabanı tarafından benimsenmemişti. Bu sefer dediğim gibi Sayın Talat'ın söylediği CTP'nin genel başkanını göstermesinin en doğru karar olacağı yönünde beyanatları var. Ama bu karar verilmiş değil yani Sayın Tufan Erhurman girecek mi girmeyecek mi şu anda söylemek zor.
Şunu da sorayım. Adanın tabii gündeminde, tabii şimdi madem kampanyalar başlamadı belki o kadar sıcak değildir ama herhalde barış süreci de çok sıcak bir gündem değildir. Ekonomiyi konuşuyorsunuz herhalde. Bir mali protokol, yani evet. Türkiye ile imzalanan 2019 yılını kapsayacak değil mi? Bir anlaşma, çünkü süresi bitmişti bir öncekini yanlış bilmiyorsam. Bundan evet. dolayı da galiba evet. Para aktarımında bir gecikme olmuştu. Tam evet. güzel takip edebildiysen. İktisadi ve mali işbirliği anlaşması. Bu anlaşmada değişiklikler olduğu yazılıp çizildi. Bilmiyorum yani rahatlatacak bir anlaşma mı oldu? Ekonomi nasıl gidiyor? Türkiye'ye tabii çok bağlı olduğu için sıkıntılı bir süreç herhalde. Evet. Önce geçen bir önceki soruyla ilgili çok kısa şeyi söyleyeyim. Tabii. Sayın Akıncı da aday olup olmadığını açıklamış değil. Ha öyle mi? Pardon ben kesilmiş evet. gibi konuşuyorum, özür dilerim. Yok henüz açıklamadı. Bilmiyoruz aday olup olmayacağını. Yani kanaatimce olma ihtimali daha yüksek. Çünkü diğer şeyler yanında popülerliğini de koruyor. Baktığınız zaman anketlere falan yani en fazla güvenilen kurumlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı deyip tekrar ekonomiyle ilgili sorumuza geleyim. Görebildiğim kadarıyla bu imzalanan protokol son 10 yılda imzalanan diğer protokollerden pek de farkı olmayan bir protokol. Genel olarak yani birinci büyük madde kamuda tasarrufun artırılması. Bunu duyduğumuz anda tabii bekleyebileceğimiz ilk şey sendikaların tepkisi. Nitekim sendikalar hemen tepki gösterdiler ve bayramdan sonra grevlerin başlamasını bekliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bu kemer sıkma politikaları zaten dünyanın hiçbir yerinde çok da popüler değiller. Evet. Bizde de aynı durum söz konusu. Yani içerisinde bazı özelleştirmeler var yanında, kamuda tasarrufun yanında. Ama her iki grup politikada çok fazla popüler değil burada. Onu söylemek mümkün. Hatta maddelerden bir tanesi protokolde imzalanan şeydi. Geçtiğimiz yıl hayat pahalılığına ek olarak %2'lik bir zam yapmıştı hükümet. Bir önceki dörtlü koalisyon hükümeti. Şimdi bu o yapılan %2'lik zammın geri alınması var. Yeni protokolde. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü sendikalar ve yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Henüz bir şey yok ama yani ilk küçük şeyi diyelim, muharebeyi diyelim, sendikalar kazanmış gibi görünüyor. O zaman yani bayramda ya sıcak zaten Kıbrıs, dış politikada da iç politikada da daha da ısınacak gibi gözüküyor herhalde. Çünkü bir de seçim takvimi girince herhalde iktidar da belki seçimle ilişkili olarak biraz daha harcamalarını arttırmak isteyebilir ama elinde de böyle bir protokol var. Zor bir süreç olacak. Evet, evet. Yerlerinde olmak istemezdim açıkçası. Sertaç Sonan çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Biz Kıbrıs'ı yine böyle ara ara yoklamak istiyoruz. Takipçisi olmak istiyoruz. Medyascope TV olarak biraz Türkiye'de düşük seyreder Kıbrıs'la ilgiyi. Kıbrıs konusunu konuşulmaz pek fazla ama aslında tabii çok çok önemli oradaki gelişmeler de. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili izleyiciler, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gün boyunca yayınlarımız devam edecek.